Okuduğum ayetler Nehl suresinden 106, 107, 108, 109. ayetler. 106. ayetin son kısmındayız. Hatırlarsanız Cenab-ı Hak 106. ayette Men kefara billahi min ba'di imanihi İmanından sonra Cenab-ı Hakk'ı yok sayan, Cenab-ı Hakk'ın varlığının, hakikatinin gerçeğinin üzerini örten böyle bir şeyi itiraf etmekten ikrar etmekten hatta ona karşı saygı duymaktan uzak duran uzaklaşan iman etmişken tekrar böyle bir sürece giren kimse Cenab-ı Hak bunları bir istisna ile İlla men ukriha ancak baskı uygulanmış zorlanmış ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Kalbi imanla mutmain olduğu halde, kalbi iman hakikatiyle, imanın kendisiyle mutmain, barışık, huzur içerisinde. Yani içten içe imanıyla didişmiyor. İmanıyla imanına karşı olan söylemi tamamen baskı sonucu dilden, sözde. Böyle kimseleri Cenab-ı Hak istisna etti kalbinde imanla mutmain olan, imanı sevmiş, imanı ikrar etmiş, kalbindeki iman hakikatiyle huzur içerisinde, onu ister ki aynı huzur ile dışarı vursun, fakat harici ortamdaki bazı şeyler, varlıklar her neyse, onu bunu tersine zorlamış. Böyle kimseleri Cenab-ı Hak istisna etti ve bize önceki derslerimizde konuştuk öğretti ki kişinin kendi iradesi dışında ona zorla baskıyla yaptırmış yaptırılmış olan şeylerden Cenab-ı Hak onu muahaze etmez, sorumlu tutmaz. Çünkü kişi iradesinin rehinesidir. Kullumre'in bir mahkese barahin kişi kazancının rehinesidir. Neyi niyet ettiyse, neyin peşine çaba koyduysa, neyin ardına emek koyduysa, neyin peşini kovalıyorsa, onun sonucuna mahkumdur. Dolayısıyla çevresinde zalim biri varmış, ona bunu baskıyla yaptırmış. Bundan ötürü Allah Azze ve Celle onu muhakkaze etmez. Devam edelim. وَلٰكِنْ Ancak Cenab-ı Hakk'ın söyledikleri مَنْ bil بِالْكُفْرِ sadran. Küfre gönül açmış kimseler, göğsünü küfre açmış kimseler. Bu da önceki dersimizin konusuydu. Göğsünde Dolayısıyla özünde kalbi ki o da göğsündedir. Burada imana yer vermek istemeyen, imandan uzaklaşmak isteyen kimse yerine bir şeyler doldurmak ihtiyacı içerisinde olur. Çünkü boşluk kabul etmiyor illaki karşı karşıya olduğu yaşamı, hayatı ve hayata dair her şey ki bunların hepsinin hakikati Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Varlığı müsebbibi var edicisi, yaratıcısı, yürütücüsü hep Allah dediğimiz zaman karşılığını bulur, cevabını bulur. Bu cevabı yok sayan kimse bunun yerine başka cevaplar arayışı içerisine girer. İşte küfür ile küfrün tezleriyle, batıl teorileriyle doldurmaya kalkar. Cenab-ı Hak böyle kimseyi göğsünü küfre açmış. şara bil kufri sadran. Hani kandırır mı, doyurur mu, o boşluğu doldurur mu? Önceki dersimizde konuştuk bunların durumunu. Aleti ruhiyelerini, içine düştükleri boşluk hissini, sıkıntı hissini, göğüs daralmasını, karanlık, zulümat hissini, psikolojik olarak bunların nasıl bir depresyon hali içerisinde olduklarını bunları geçen dersimizde konuştuk. Dolayısıyla kendisi küfre göğsünü açmış ama bununla o göğüs dolar mı? O boşluk ortadan kalkar mı? Demin iman ile mutmain olan kalp bu kez küfür ile mutmain olur mu? Yani kalp öyle bir azay ki siz onu ne ile isteseniz onunla metlu, mutlu, mesut edebilirsiniz. Böyle midir? Hayır, kalp orijinal bir ağzamızdır. sadece Allah Azze ve Celle ile mutlu olur, sadece O'nunla mutmain olur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak buyurdu ki, اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ Kalpler hepsini, sadece bir tanesi. Müminlerin kalbi böyledir ama, gafillerin kalbi öyle değildir gibi bir şey yok. Bütün kalpler ancak Allah Azze ve Celle'yi, Cevap olarak Cenab-ı Hakk'ı verirsen, onun zikrini, onun buyruklarını, onun hakikatini, onu yad ederek mutmain olur, cevabını bulmuş olur, huzura erer. Kişi de kalbinin verdiği bu cevap ile hakikati görür, eğer bunu ikrar ederse, yaşamına aksettirirse mümin olur, huzur içerisinde ahirete yönelir. Artık amacı belli, yolu belli, gayreti belli bir kimseye dönüşür. Bunun tam tersi ise çatışma halidir. Kalbiyle çatışma başlar. Kalp mutmain olduğu şeye yöneldikçe o onunla onun arasını keser. Ona dair bildiği, duyduğu, öğrendiği ne şey varsa bunlardan onu mahrum kılar ki kalbi sussun, artık ona konuşmasın diye yerine de küfrü doldurur. Cenab-ı Hak men şeraha bil kufri sadran. Dolayısıyla kalbiyle mücadele eden bu kimseler, kalbiyle savaşan bu kimseler tatmini hiçbir zaman kalplerinde hissedemezler. Öyle inanıyorum ki hayatta kişi nasıl midesini doldurunca bir tatmin hali hissediyorsa, nasıl ihtiyacı içerisinde olduğu her ne varsa siz bu ihtiyaçları gözünüzün önünden geçirin. Bunları karşıladığında nasıl bir sükûnete eriyor, bir tatmin hissi yaşıyorsa, bunların içerisinde tatmin olduğunda kişiye hazzı, zevki, kıvancı dönen en yüksek manada bunun kıvancını yaşaya aşatan ağzamız kalbimiz olsa gerektir. Dolayısıyla kalp mutmain olduğunda da kişiye bir zevk yaşatır bir huzur yaşatır. Buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halavetul iman demiş. İmanın tadı, imanın halaveti, imanın zevki. Eğer bilirsen onun zevki tadı hiçbir şeyde yoktur. Eğer buna yönelirsen, bunu tatmaya yönelirsen, bunu yaşadıkça ki öncüllerini herkes yaşar, Cenab-ı Hak hakikati herkese fark ettirir. Sen nuriihim ayatina fil afaqi ve fi anfusihim hatta yetebayyana lehum ennehu'l hakq Cenab-ı Hak kendisini bizati onlara hem içten hem dış dünyadan fark edinceye onlar nezdinde lahum hatta yetebayyana lehum ennehu'l hak onlar nezdinde belli olunca de hakikati Cenab-ı Hak belli eder. Bazı kimseler bu hakikati itiraf ederek o demin bahsettiğim zevki, tatmini ve huzuru yaşarlar. Bazı kimseler bu hakikatten gıcık kaparak, rahatsız olarak onun üzerine örtmeye, onu yok saymaya, onunla çatışmaya hatta mücadele etmeye girişirler. Bu da onlarda sıkıntı yaratır. Düşünün ki kafirler bu sıkıntının eşliğinde diğer zevklerini bu dünyada yaşamaya çalışıyorlar en büyük azalarıyla mücadele halindeyken bir yandan diğer buna nispetle daha basit azalarının zevkini tatmin ile uğraşıyorlar bu. Bir tarafı hastayken, bir tarafında şiddetli ağrısı varken diğer tarafıyla mutlu olmaya çalışan insana benzer. Bunlar asla bahsettiğimiz mutluluğu yaşayamazlar. Önceki derslerimizde konuştuk. Bunların haleti, ruhiyesi sıkıntılıdır, kısa dönemeşlidir, adım adımdır, hep tepe taklak, hep düşe kalka şeklindedir, çoğunlukla karanlıktır. Dev